Merhabalar, ben Ayşegül. Bu videomda sizlere kornişon turşusu, yani salatalık turşusu nasıl yapılır onu anlatacağım. Kornişon turşusu yapımını öğrenmek isteyen herkes için çok faydalı bir video olacağına inanıyorum. Hemen nasıl yapılacağına geçelim. Öncelikle malzemelerimizi tanıtayım. 2 kilo küçük boy kornişon, 4 yemek kaşığı kaya tuzu, 4 tatlı kaşığı toz şeker, 4 çay kaşığı limon tuzu, 16 diş sarımsak, 4 çay bardağı sirke ve burada da 4 tane kavanozum hazır. Bu malzemelerle tam 4 kavanoz turşu yapacağız. Siz yapacağınız miktara göre malzemeleri oranlayabilirsiniz. Öncelikle güzelce yıkadığımız kornişonlarımızın uçlarındaki sap kısımlarını bıçak yardımıyla bu şekilde alıyoruz. Kornişonlarımız hazır. Şimdi her kavanoza ikişer diş sarımsağımızı ikiye bölerek koyuyoruz. Toplamda bir kavanoza 4 diş sarımsak düşecek. Bu kestiğim 2 diş sarımsak kavanozumuzun tabanında kalacak. Diğer 2 dişi kornişonları doldurduktan sonra kullanacağım. Şimdi kornişonlarımızı kavanozlara aktaracağız. Aslında kornişonları direkt kavanozun içine gelişigüzel atabilirsiniz. Ama hem güzel görünmesi hem de kavanoza daha fazla kornişon sığması için bu şekilde sırayla bir dik bir şekilde yerleştirmenizi öneririm. Gördüğünüz gibi güzelce kavanozlarımızı doldurdum. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyeceğim. Kavanoz başına 4 sarımsak demiştik ya, İkisini kullanmıştım. Şimdi geriye kalan ikisini yine ikiye bölerek kavanozun üzerine ekliyorum. Diğer malzemelerimize geçiyorum. Önce her kavanoza 1 yemek kaşığı kaya tuzunu ekliyorum. Ardından 1 tatlı kaşığı toz şekerini ekliyorum. Sonrasında da 1 çay kaşığı limon tuzunu ekliyorum. Son olarak sirke ve suyumuzu ekleyeceğiz. Her kavanoza 1 çay bardağı üzüm sirkesi katıyorum. Ardından da kaynar suyumuzu kornişonların üzerini kapatacak kadar ekliyorum. Su katarken kavanozun ağız kısmı ıslanırsa kurulamayı ihmal etmeyin. Kuruladıktan sonra kapakları takın. Özellikle yeni kapak kullanmanızı öneririm. Aksi halde kavanozunuz hava alabilir ve turşunuz olmayabilir. Kapakları taktıktan sonra birkaç kere bu şekilde ters düz edin.
ve ters çevirip bırakın. Ertesi gün tekrar düzeltebilirsiniz. Turşumuzu kurduk. Bir hafta sonra açıp afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.